Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini değerlendirmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 19 yıllık AKP iktidarında 8. Milli Eğitim Bakanlığı görevlendirildi. Doğru adımlar atılmış olsa bile bu kadar sık bakan değişikliği ile eğitim sistemimizin başarılı olması mümkün müdür? 6 kez lise, 3 kez üniversite sınavları olmak üzere 9 kez sınav sistemi değiştirildi. Yapılan sınavlar ne ölçüyor ne de değerlendiriliyor. Öğrencilerimiz aldıkları eğitime uygun bir ölçme değerlendirme sistemine tabi olmadıkları için istedikleri okula gidemiyorlar. Okullarını bitirseler de istedikleri mesleklerde çalışamıyorlar ya da işsiz kalıyorlar. İşsiz kalmanın ne demek olduğunu gençlere sordunuz mu? 4+4+4 sistemiyle 2013 yılında 99,6 olan ilkokulda okullaşma oranı 2020 yılında 93,2'ye geriledi. 1-3 Aralık'ta yapılan şurada dağıtılan Türkiye'de eğitimin 20 yılı kitapçığındaki veriye göre de her öğrenciden biri okul dışında. AKP iktidara geldiğinde 70 bin olan atanmayan öğretmen sayısı bugün 700 bin. Tam 10 katı. Atanmadıkları için öğretmenlerimiz mesleklerini yapamıyor, inşaatlarda çalışırken can veriyor, maddi ve manevi yoksulluktan intihara sürükleniyorlar. Atanmayan öğretmenlerin feryadını duymayı, onları anlamayı denediniz mi? Pandemi süresince uzaktan eğitim uygulaması ile eğitime erişim sağlanamadığı için milyonlarca öğrencimiz mağdur oldu. Peki ne oldu? Bakan değişti. Milli Eğitim Bakanlığı Şurası'ndaki eğitimde fırsat eşitliği teması ile kimlere ne gibi fırsatlar yaratılacaktır? Okul öncesi din kültürü ve ahlak bilgisi ve değerler eğitiminin 4-5 yaşındaki çocuklara ne gibi yararlar getirecektir? Her seçimde söz verilen öğretmenlik meslek kanunu daha çıkarılamadı. 3600 ek gösterge öğretmenlerimize verilemedi. Öğretmenliğin toplum nezdindeki itibarı her geçen gün zedeleniyor. Öğretmenlerimizin %90-90'ı yoksulluk sınırı altında maaş alıyorlar. 2013-2018 yılları arasında öğretmenleri en çok saygınlık kaybeden 3 ülkeden biriyiz. Öğretmenlerin maaşları, sosyal hakları düşük tutulmakta, çalışma güvenliği ve eğitim özgürlüğü bulunmamaktadır. Öğretmenler aynı kişi yapmalarına rağmen ücretli, sözleşmeli ve kadro olmak üzere ayrıştırılıyor. Kapatılan köy okulları ve buna bağlı olarak taşımalı eğitim öğrencilerimizin artık canına mal oluyor. Yakın zamanda Afyon'da, Kocaeli'de öğrencilerimiz servis kazalarında can verdi. Bunun sorumlusu kim? Barınma hakkının arkasında durmayan hükümet öğrencileri tarikat, cemaat ve vakıf yurtlarına terk ediyor. Bu yurtlara teslim edilen öğrencilerimizin kaldığı yurtlar yanıyor. Öğrencilerimiz taciz ve tecavüze uğruyor. Cinayetlerle yaşamlarına son veriliyor. Kindar ve dindar nesil yetiştirme anlayışının olumsuz sonuçlarıdır bunlar. Okulların depreme dayanıklılık raporlarının belirlenmesi konusunu yıllardır önemsemediniz. Tüm okulların deprem raporları taraması yapıldı mı? Bütçesi belirlendi mi? 2021-2022 eğitim öğretim yılı başında 44 üniversite kontenjanını %70'ini dahi dolduramadı. Dahası çoğu lisans kontenjanı olan bini aşkın programı hiçbir aday tercih etmedi. Bu bile yükseköğretim kurumlarının planlanmasında eksikliği, ölçme ve değerlendirmenin yetersizliğini ve tutarsızlığını gösteriyor. İktidarınız boyunca liyakatı gözetmediniz, atama ve yükselmeleriyle yandaşı ödüllendirdiniz. Bilimsel özgürlük ve uluslararası akademik yayınların nitelik ve sayısal yetersizliğiyle üniversitelerimiz dünyada sonlardayız. Hal böyleyken bütçenin nesini konuşacağız? Bu bütçede atanmayan öğretmenlere atanma ümidi yok. Sözleşmeli, ücretli öğretmenleri kadroda birleştirecek program yok. Öğrencilerin daha iyi koşullarda ve nitelikli eğitim almanı sağlayacak ödenek yok. Velilerin, çocukların yarış atı olmaktan kurtaracak, sınavlarda adalet sağlayacak yatırım yok. Gençlerin yurt dışına beyin göçünü önleyecek ödenek yok. Taşıma kapsamında kapanan köy okulları... Tamamlayalım lütfen.
Teşekkür ederim başkan. Taşıma kapsamında kapanan köy okullarının açılma umudu yok. Engellilere yeni kadro yok. Üniversite öğrencilerinin özgür koşullarda ve barınma kaygısı olmadan öğrenimlerin sağlanacağı mesajı yok. Bu nedenle biz bütçeye hayır diyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.